Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melis. Ben Enes. Bugün Decathlon'a geldik ve bugün bu videoda koşuya başlamak isteyen veya amatör olarak koşmak isteyenler için 2 adet alışveriş listesi hazırlayacağız. Ben minimum harcamayla, yani en az parayı vererek verim almak isteyenler için bir liste hazırlayacağım. Ben ise böyle hobisi için para vermekten çekinmeyenleri temsilen koşu için nere gerekiyorsa bütün ürünleri alacağım. Çünkü zengin rol yapmak bana çok yakışır diye düşündüm. Evet, ben ise gariban öğrenci arkadaşlarımızın halinden anlayarak benim gibi az parası olanların işine gelecek bir liste hazırlayacağım ve deneyimlerimi de öyle anlatacağım. Evet, hadi o zaman hem alışverişe başlayalım hem de Decathlon ürünlerinden bahsedelim. Evet, Decathlon'a girmeden önce şunu da belirtelim. Biz bir süredir koşmuyoruz. Koşamıyoruz demiyorum, koşmuyoruz ve bu sayede de göbekleri biraz saldık. Ama biliyoruz ki spor ürünlerini görmek bile spora karşı bizi motive ediyor. Evet, biz de şimdi içeri girip hem sizin için hem de kendimiz için birazcık motivasyon toplayacağız. Ama bu arada şunu söyleyeyim, içeride insanlar var, öyle damar gibi bağıra bağıra anlatamayacağız. Yani kibarcası sesimiz biraz kısık kalabilir, kusura bakmayın. Öyle de denebilir tabii. Evet, koşu tişörtlerinin oraya geldik ya, böyle başlıyoruz. Şimdi koşu tişörtü, yani spor tişörtlerinin şöyle bir avantajı vardır. Eğer siz normal bir tişörtle spor yapacak olursanız, o terinizi emer, vücudunuzda o kokusuyla, ağırlığıyla, ıslaklığıyla sizi rahatsız edip performansınızı kötü etkilemeye ve en ufak bir rüzgarda sizi hasta etmeye başlar. Bu yüzden benim size önerim, ilk olarak çok da para harcamak istemeyenler için giriş seviyesi tişörtler. Şu an bunlar 60 liraymış ama bizim şansımıza tam olarak burada aynı ürünün 45 liraya düştüğünü gördük. Bu yüzden ben sepetime 45 liralık bir koşu tişörtü ekliyorum. Burada da giriş seviyesi tişörtler var ama ben almışken daha iyisini, daha da kalitelisini almak istiyorum. O yüzden şöyle bir bakacağım. Burada aslında buldum ama bu daha hafif tempolu koşular için üretilmiş bir tişörtmüş. Ben ise böyle daha uzun koşular, daha yol koşuları için aslında bir tişört arıyorum. O yüzden şuradaki tişörte bakacağım. Bu tişört gerçekten, yani benim için özellikle, çok şık. Renkleri çok güzel, inanılmaz hafif ve ince. Hatta şöyle göstereyim. Ve aynı zamanda tahriş önleyiciymiş. Bence tahriş çok önemli. O yüzden bu tişörtü sepete atacağım. Fiyatı 150 lira. Bu sene kış bir türlü bitmedi. Evet, farkındayız ama illaki yaz gelecek ve yazın en önemli şeylerden bir tanesi de koşuda şort. Yani ben bir süre direndim, şort falan giyeyim dedim ama şortun hali bambaşka oluyor. Burada birçok şort türleri var ama tabii ki ben kendi konseptim gereği biraz uygun fiyatlılara bakıyorum. Burada uygun fiyatlılar başlıyor. Hatta benim kullandığım ürün 140 lira. Burada 80 liralıklar daha var. Ama onları herkes öneremeyebilir. Çünkü herkes kısa, dar şortlar giymeyebilir. Özellikle erkekler bunları pek tercih etmeyebiliyor. O yüzden genele hitap etmek adına ben kendi şortumu önereceğim. Ve bugün yine şanslıyız. Çünkü benim şortum 140 liradan 100 liraya düşmüş. Yine bunu da sepetimize atıyoruz. Ben tabii ki almışken en kalitelisini ve en iyisini seçmek istiyorum. Paranın kıymeti yok benim için bu konseptte çünkü. Mesela sıcak havalar için şöyle bir şort buldum. Böyle detayları var. Çok şık, çok tatlı bence. Fiyatı 180 liraymış. Ama mesela derseniz, yani yok ben bu kadar kısa şort giymek istemiyorum. Bence erkeklerin ürünleri unisex. Mesela ben Enes'in şortuyla koşuyorum. Çok da rahat oluyor, çok da bol oluyor, güzel oluyor yani. O da güzel ama bu da şıkmış. Ama yok derseniz yine şort giymek istemiyorum. O zaman çok güzel eşofman altları da var. Şöyle göstereyim. Ya yani eşofman altı ama o kadar hafif ve ince ki çok hoşuma gitti ya. Ben bunu göz koydum. Ben bunu hem sepete atayım hem de videodan sonra Enes'e baskı yapayım. Ne kadarmış? 160 lira. Evinizde spor kumaştan üretilmiş eşofmanınız, şortunuz falan varsa tabii ki de onları da kullanabilirsiniz. Ama biz bu videoyu hiçbir spor ürününüzün olmadığını varsayarak çekiyoruz. Gelelim koşu ürünlerinin en önemli parçasına, koşu ayakkabıları. Bu ayakkabılar diğer spor ayakkabılardan çok farklı çünkü koşu için özel olarak tasarlanıyorlar. Hatta bu ayakkabıları yürüyüşlerde bile kullanmayı önermem çünkü aslında yürüyüş ve koşu gerçekten çok farklı şeyler. Doğru, günlük hayat için veya sadece yürüyüş yapmak için ayakkabı arıyorsanız bunları bence koşu ayakkabıları içerisinde değil de yürüyüş ayakkabılarına bakarak seçin. Çünkü koşu ayakkabıları yürümek için tasarlanmıyorlar ama yürüyüş ayakkabıları sizin için, günlük yaşamanız için çok daha uygun tercih olabilir. Koşu ayakkabıları sizin koşularınızda rahat etmeniz ve özellikle sakatlanmamanız için çok önemli. Günlük hayatınızda kullandığınız ayakkabıları koşularınız için böyle uzun süreler kullanmanızı tavsiye etmem. Zaten burada görüyorsunuz, koşu için hem bütçenize göre hem kendi seviyenize göre hem de kullanım amacınıza göre birçok modelde koşu ayakkabıları var. Hatta çocuklar için bile birçok model yapmışlar. Burada gerçekten çok tatlı. Hadi şimdi koşu ayakkabılarımızı seçelim. Şimdi burada birçok fiyat ayakkabı var ama benim size önerim en ucuz ayakkabıyı seçmemeniz.
Neden? Şimdi henüz alırsanız burada özellik yazıyor. Diyor ki haftada yarım saatlik bir koşu. Yani biz kendimizi niye sınırlandırıyoruz, fiyatı düşüreceğiz diye. Bence almışken biraz da hedeflerimize uygun olsun. Mesela benim size önerim, benim de koşuya ilk başladığımda aldığım bu ayakkabı. Bu diyor ki haftada 2 kere 3 kere birer saatlik koşular yapabilirsiniz diyor. Ben denedim mi? Evet, tam olarak öyle. Çünkü 55-60. Dakikaya kadar rahat ediyorsunuz, sonra parmaklarınız biraz uyuşmaya başlıyor. Yani gidip en ucuzu alıp hemen ayaklarınızı yoracak bir koşu ayakkabısı almaktansa böyle bir ayakkabıyla başlamanızı tercih ederim. Ben bunu 400 lira olarak sepetime ekliyorum. Zaten seviyeniz arttıkça yavaş yavaş siz de ayakkabınızın seviyesini yükselte yükselte gidersiniz. Ben tabii ki en üst seviyedeki ayakkabıyı alıyorum. Bu ayakkabılarla maratona kadar koşabiliriz arkadaşlar. Evet, bu ayakkabının özel bir tabanı varmış ve bu sayede hem daha dengeli hem de darbe emiciliği gerçekten daha yüksekmiş. Ve dedikleri gibi inanılmaz hafif bir ayakkabı. Ben bunu sepete atıyorum. Fiyatı 900 lira. Bu arada o ayakkabılar normalden çok daha uzun ömürlü, yani 1000 kilometreye kadar gidiyor diyorlar. Tabii şimdi koşu ayakkabısı aldık. İçine ne giyeceğiz? Çorap. Ama normal çorap, böyle evdeki pamuklu çorapları giyersek böyle ayakkabı kaymaya başlıyor. Bu yüzden kesinlikle koşu çorabı giymemiz gerekiyor. Ama şimdi burada en ucuzu ne? 20 liraya 3 çift bir çorabımız var. Bunlar güzel ama biraz ince geliyor. Benim size önerim giriş için, şöyle amatör koşular için önerim bu. 2 çifti 30 lira. Bunların topuğundaki destekler özellikle 1 saate kadar, 10 kilometreye kadar baya baya götürüyor. Bir de 2 çifti olduğu için de 1 yıl, 2 yıl çok eskimeden rahat rahat kullanabilirsiniz. Hadi 30 liraya sepetimize bırakalım. Bu arada koşu çorapları aynı koşu tişörtlerinde olduğu gibi hem ayağınızdaki teri dışarı atıyor hem de koku yapmama gibi avantajları var. Şimdi ben tabii ki daha kaliteli olan ve daha destekli olan şu çorapları göstereceğim öncelikle. İşte bunların çifti böyle 55 lira, 45 lira civarında. Hatta böyle bileğe özel destek olan çoraplar da var. Ama asıl size göstermek istediğim benim favorim. Hemen çıkarıyorum. Parmak çorap. Arkadaşlar ben yaz kış bunu giyiyorum. İnanılmaz güzel çünkü parmak aralarınızı bile koruyor. Tahrişi önlüyor, stoplamasını önlüyor. Benim favorim bu. Bunu atacağım sepete. 75 lira. Ben bir de kompresyon çorap, yani tozluk almak istiyorum. Bu kompresyon çoraplar sizin kaslarınızı sıkarak kan dolaşımınızı hızlandırıyor ve hem antrenmanda hem de antrenmandan sonra daha rahat ediyorsunuz. 75 lira sepete ekliyorum. Bu arada ben de kullanıyorum. Gerçekten işe yarıyor. Bu arada bu kompresyon çoraplar böyle koşuda kaslarınızın zıngıl zıngıl sallanmasından mütevellit kaslarınızın ağrımasının önüne geçiyor. Yani güzel ürünler ama biz bütçemizi minimum tutmaya çalıştığımız için ben bunu sepetime eklemeyeceğim. Yani evet çok güzel ürün ama olmazsa olmaz değil bence. Bu yüzden bunu Melis'in sepetine bırakıyorum. Spor denince akla hep böyle güzel havalar, yaz mevsimi falan geliyor ama bir de bunun kışı var ve soğuk havaların ihtiyaçları bambaşka. Ve biz bu videoda sizin 4 mevsim koşacağınızı varsayıyoruz. Evet 4 mevsim falan dedik ama ben Decathlon'u 4 döndüm ve galiba kışlıkları bitirmişler. Ama ne olacak? İçerik yanacak mı? Yanmayacak tabii. Ben hazırlıklı geldim Allah'tan ve kendi üstümden anlatacağım. Şimdi size bir tüyo vereceğim. Koşu rayonuna baktığınızda içlik göremiyorsunuz genelde. Hemen gidin bisiklet rayonuna. Orada bisiklet içlikleri var ve gerçekten çok iş yapıyor. Bisiklet sürerken, koşarken, yani havanın soğuk olduğu her yerde içinize giyin. Rahatlıkla üşümeden sporunuzu yapın derim. Bu birinci tüyoydu. Şimdi ona 50'şer lira yazalım. Melis de alırdı, ben de alırdım. Yazdık şu an sepetlere, ekledik. Evet bir de üstümde gördüğünüz siyah, Melis'in de üstünde gördüğünüz o pembe şey kışlık üstler. Biz bunları da burada bulamadık ama bunları da 110'ar lira yazalım. Çünkü bunlar koşuda sizi gerçekten sıcak tutma noktasında çok işe yarıyor. Evet, ince gibi görünebilirler ama zaten koşuda anlatacağımız gibi çok kalın şeyler iş yapmıyor. Genelde böyle ince ve bizim terimizi dışarı atan ama bizi de sıcak tutan şeylere ihtiyacımız oluyor. Hadi şimdi kışlara devam edelim. Kış denildiğinde akla bizim gibi Antalya'da yaşayanlar için ilk rüzgarlı havalar geliyor. Bu yüzden şuradaki rüzgarlığı almak istiyorum. Çünkü hem antrenman sırasında hem de antrenmandan sonra rüzgar yemek istemiyorum. Bu rüzgarlığın fiyatı 280 liraymış. Hem de çok hafif ve küçülüp böyle cebinize bile atabiliyorsunuz. Sepete atıyorum. Yani rüzgarlık güzel tabii ama ben olabildiğince maliyeti düşük tutmak için almayacağım. Peki ne yapacağım? İçliğimi giyerim daha demeyi gibi. İşte üstüne bunu giyerim. Üstüne yaz için aldığımız o yazlık koşu tişörtünü giyerim. Bir de koşudan sonra Melis gibi dışarıda gezmem. Koşumu evin kapısında bitirecek şekilde ayarlarım. Rüzgar yiyip hasta olmam tabii ki de. Evet şimdi bulabilirsek kışlık altlara geçelim. Hadi. Ben şanslı olduğum için kışlık ürünlerin çoğu kalmamasına rağmen kendime kışlık bir tayt buldum. Şöyle bir tayt.
Zaten bilgilerinde de 0-15 derece arasında kullanımı idealdir diyor. Böyle ince göründüğüne bakmayın bu arada. Bunlar koşarken gayet sıcak tutuyor ve teri de dışarı atıyorlar. Bunu sepetime ekliyorum. 275 liraymış. Evet. Ama Enes için bir şey bulamadık. Aslında onda da böyle 150 lira civarında erkek eşofman altları vardı. Çok güzel. Ha yok, ben böyle dar taytlardan giyerim derseniz erkekler için de o civarda taytlar var. O dar taytlar bana çok yakışır diye düşünüyorum mesela. Neyse, koş alışverişi bitmiyor ve iç çamaşırlarıyla devam ediyoruz. Mesela bir boxer'ın önemi çok büyüktür. Yani teri dışarı atar, koku yapmaz, koşarken tahriş olmazsınız. Ve bundan daha fazla da detayı var ama her detayı da burada konuşmayalım değil mi? Evet, 40 liraya bunu sepete atalım ve alışverişimize devam edelim. İç çamaşırı konusu bence kadınlar için çok daha önemli çünkü daha fazla ürüne ihtiyacımız oluyor. Ben de bu yüzden 220 liraya bunu ve 40 liraya bunu sepetime atıyorum. Sıra geldi aksesuarlara. Evet, şimdi şapkaların yanındayız. Burada çeşit çeşit şapkalar var ama size önerim budur arkadaşlar. Şimdi bu ne? Vizör, yani üstü olmayan, üstü açık şapka. Şimdi bunu yaz kış kullanıyoruz. Hatta bunu yazlığında yapmışlar ama şu ayarlama bölmesi sayesinde bence bunu alın derim. Bu daha güzel benim için yani. Şimdi bunu güneşli havalarda yüzünüze güneş gelmesin diye kullanıyorsunuz. Akşam koşarken karşıdan gelen arabaların farlarını gözünüze gelmesin diye engelleyebiliyorsunuz. Bir de yağmurlu havalarda koşarken damların yüzünüze çok gelmesini aynı şekilde bu bölmesiyle engelleyebiliyorsunuz. Yani harika bir ürün. Kesinlikle bunu ürün listenize ekleyin derim. Fiyatına 70 lira. Hadi bakalım. Ben de vizör alacağım ama size bir tiyon var, gelin benimle. Evet, koşu bölümünde sadece siyah ve gri vizör vardı. Tenis bölümünde ise hem beyaz hem de pembe vizör var. Ki benim favorim bu pembe vizör. Bakalım, 65 liraymış. Ben bunu sepetime ekliyorum. Kalite olarak bu arada aynılar diyebiliriz. Telefonlar günlük yaşantımızın artık bir vazgeçilmezi diyebiliriz. Yani sadece müzik dinleme, kitap dinleme falan değil. Koşu da kendi verilerimizi de, kilometremizi, nabzımızı falan kontrol etmek için de telefonları sıkça kullanıyoruz. Ama bunun için ben şu aparatı size öneriyorum. Şu anda gördüğünüz videoda olduğu gibi biz telefonumuzu buraya sabitliyoruz. İstediğimiz gibi elimizi hareket ettirirken de telefon elimizden düşmemiş oluyor. Ve gerçekten fiyatını hak eden bir ürün. Bunun fiyatı şu an 20 lira ama stoklar tükenmek üzere. Şu an bu videoyu erken izleyenlerdensiniz, kesinlikle bu ürünü alın. Evet, o elcikler çok güzel ama ben koşarken böyle elim kolum boşta kalsın istiyorum. Bu yüzden de bu kol aparatını alacağım. Bu şekilde takıyoruz ve telefonumuz kolumuzda bizimle geliyor. Hatta pembesini buldum. 80 liraymış, hemen sepete atıyorum. Bu arada başka renkleri de var bu kollukların. Koşu da, yani bütün sporlarda su çok önemli. Özellikle sıcak aylarda bu çok daha önem kazanıyor. Ben geçenlerde burada böyle pet şişeyi elime sabitlemek için silikon plastik bir aparat almıştım. Ama şimdi burada bulamadım. Ne yapacağız, artık şişemizi elimizde sabit tutmaya çalışacağız. Yani düşerse de kırılmaz artık, ne yapalım. Evet, ben en üst seviye, en elit eşyaları almaya devam ediyorum. Ve burada acayip bir şey buldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu böyle yelek gibi bir şey ama aynı zamanda sırtınızda tam 1 litre su taşıyorsunuz. Arkada böyle bir çanta gözü var. Önünde böyle minik minik gözleri var. Hatta şuraya böyle bir şeyler takabiliyorsunuz falan. Hem böyle küçük atıştırmalıklar için hem böyle yanınızda bir şeyler taşımak için. Ve aynı zamanda koşarken hiçbir şeyle uğraşmadan buradan böyle rahatça su içebiliyorsunuz. Harika bir şey ya. 400 liraymış. Atıyorum ben bu sebeple. Gelelim şimdi muhteşem setimize. Şimdi ne var bu sette? Bere, buff, yani çok amaçlı bandana diye geçiyor. Bir de eldiven ama eldiveni burada bulamadık ama tabii ki de ben sizlere için anlatacağım. Bulabilirsiniz o eldiveni de, kesinlikle alın. O da bunlar gibi ince kumaş, yani koşuya çok uygun. Ve parmak uçlarında telefonunuzu eldiveni çıkarmadan kullanmanıza yarayan dokular kumaşlar var. Ve gerçekten çok işe yarıyor. Aynı şekilde dedik ya, ince kumaş. Bu bere de, bu buff da aynı şekilde ince kumaştan üretiliyor. Ama size şöyle söyleyeyim, benim kalın bere ve boyunluğum da var. Ama koşu esnasında gerçekten o kadar kalın eşyalar sizi sıcaklatıyor. Yani koşu için bunlar daha ideal. Bu 45 lira, bu da 35 lira ve sepete gider. Bere ve eldiven zaten bildiğiniz gibi takılıyor. Bu buff ise böyle çeşit çeşit şekillerde takabiliyorsunuz. İsterseniz boyunluk olarak, isterseniz böyle ağzınızı burnunuzu kapatmak için ya da alnınızı ve kulağınızı kapatmak için de kullanabiliyorsunuz. Ben de aynı şekilde bu seti alıyorum. Ama bu sete bir de şu bandanayı ekleyeceğim. Bu bandanayı ben kendim de yani 4 mevsim kullanıyorum gerçekten. Çok iyi oluyor. Hem ince hem de böyle sıcakta terlediğinizde böyle yüzünüze yapışan saçlardan da kurtulmanızı sağlıyor. Çok güzel bir bandana. Bunu da ekliyorum. Beremiz 45 liraydı. Buff'ımız 35. Bu bandana da 35 liraymış. Bunları da sepetime attım. Koşarken nabzınızı görmek ve nabzınıza göre antrenman yapmak çok önemli. Ben daha önce Decathlon'dan nabız bandı almıştım. Şimdi ise en kalitelisini sepetime atacağım ve bu sefer akıllı bir saat alacağım.
Evet, şurada 600 liraymış bu saat. Bunu sepetimize ekliyoruz. Evet, nabız bandı veya akıllı saatler gerçekten çok güzel oluyor. Yani nabzınızı kontrol etmek, buna göre antrenman programları yapmak harika bir şey. Ama nabız bandı olmadan koşu olmaz diye bir şey diyemediğimiz için ben bunu listeme eklemeyeceğim. Çünkü bizim listemiz elzem ihtiyaçlar listesi. Birçok şehirde ücretli veya ücretsiz koşu yarışları olabiliyor ve bu yarışlarda sizlere bir numara veriliyor. İşte bu kemer sayesinde numaranızı üstünüze rahatlıkla taşıyabiliyormuşsunuz. Fiyatı 55 lira ve ben bunu sepete atıyorum. Ben atmıyorum. Çünkü ben 5 kuruş maliyetle çatal iğneyle kendi formamı delerek kendime bu numarayı takabilirim. Evet, bugün bir bilis bir enes olarak değil, bir zengin bir fakir olarak alışveriş listelerimizi yaptık. Benim alışverişim toplam 3575 TL tuttu. Benimki ise 1095 lira. Şimdi belki gözünüzde bu rakam biraz büyümüş olabilir ama bunu siz 24'e falan bölün. Çünkü bu ürünler en az sizi 2 yıl götürür. Ki ben sigarayı bırakıp falan koşuya başladığım için kâra bile geçmiştim yani. Evet canım, iyi ki de bırakmışsın. Çok da güzel oldu. Ya bu arada benim rakamım da size çok görünebilir ama düşününce bu paralara giriş hatta orta seviye bir telefonu ancak alabiliyoruz ki burada sağlık, spor ve kalite söz konusu. Evet, daha içeride onlarca, tonlarca eşya var, tonlarca ürün var. Hepsini tek tek anlatamazdık tabii ki ama şehrinizde Decathlon varsa mutlaka gidin uğrayın, bir ürünleri şöyle inceleyin derim. Şehrinizde Decathlon yoksa o zaman internet sitelerinde de detaylı detaylı ürünleri anlatıyorlar zaten. Yorumlara falan da bakabilirsiniz. Bence güzel bir siteleri var. Bundan sonra bu konseptimizi işte ne bileyim bisikletmiş, kamp içinmiş hepsini devam ettirebiliriz. Başka markalara, başka mağazalara da gidebiliriz. Umarım konseptinizi beğenmişsinizdir. Çünkü önemli olan tek şey sizin konsepti, videolarımızı beğenmeniz. Evet. O zaman çok daha vaktinizi almadan ne diyelim? Hoşçakalın. Hoşçakalın.